Arkadaşlar bugün yine Define Afın'a çıktık arkadaşla beraber. İşte motorları yaktık. Artık şu karşıda gördüğümüz ormanların içine gireceğiz. Böyle 20-30 kilometre gitmeyi hedefliyoruz. Bir tane araştırma yaptım. Bir derenin içinde böyle oyuklar var, oymalar var. Oraya ulaşmaya çalışacağım. Bakalım ulaşabileceğiz mi? Evet arkadaşlar, bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok sevinirim valla. Yola devam ediyoruz. Şimdi bir tane tünele vardık. Buradan tren yolu geçiyor. Burada da boş bir yer var. Oradan geçeceğiz kısmetse. Acayip zevk veriyor. Evet arkadaşlar, bir yere ulaştık. Şurada böyle bir nehrin içinde duymuştum. Var işte oymalar diye. Böyle bir ilginç bir yere geldim. Şurada bu derenin burasına işte bir tane şey örmüşler. Duvar örmüşler. Sanki zamanında örülmüş gibi duruyor fakat işte öyle çok fazla ya da eski olmayabilir. Ama nereden baksak yine birkaç yüz seneki vardır bu duvar burada. Herhalde diğer tarafını baraj gibi kullanıyorlar olabilir. İşte buradan dere akıyor. Böyle daha aşağı doğru gideceğiz. Bakacağız. Yukarı doğru da bakacağız. Bakalım bir ilginç yer bulabilecek miyiz? Böyle hazine olabilecek gibi. Define, hazine. Artık işimize ne yarayan bir şey varsa onlardan. Evet arkadaşlar, şu anki hedefimi görüyorsunuz. Ha, tam burası. İşte oraya tırmanmaya deneyeceğiz. Motorlarla ilk deneyeceğiz. Olmazsa yürüyerek tırmanmaya çalışacağız. Vallahi oradan güzel bir manzara olacağını tahmin ediyorum. İşte yolumuza devam ediyoruz. Bugün hazine ile ilgili bir şeyler bulamadık. En azından güzel bir manzara sizinle paylaşayım istiyorum. Evet arkadaşlar, yola devam. İşte gösterdiğim o zirveye çok yaklaştık. Ama acayip bir tane dik olacak. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bakalım, motorla daha yaklaşmayı deneyeceğiz. Şurası da çok güzel arkadaşlar. Burası, bu dağ tamamen kayalıktan oluşuyor. İşte kesin bir yerlerde bir mağara, bir şeyler vardır, bir giriş vardır. Arayacağız. Belki buluruz. Hala yola devam ediyoruz. Şimdi güzel bir şelale gibi bir yer gördüm. Şimdi oraya ineceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir ses geliyor. Evet arkadaşlar, güzel bir yer. Vallahi şu aşağı ineceğim. Bir suyun keyfini çıkartacağım. İşte çok güzel bir yer. Vallahi izlenmez, yaşanır.
diyebileceğim bir yer. Şuradan çıktık, indik. Karşıya geçeceğim şu sesi. Tam buraya yat. Ve su sesine uyu arkadaş. Ne güzel bir şey. Vay be. Evet arkadaşlar. Bugün fazla hazine define işaretleri falan bulamadık. Ama işte güzel doğamızın güzel yerlerinde dolaşıyoruz. Vallahi çok çok güzel. Şuraya girip suya girer miyiz, girmez miyiz ama hava çok sıcak. Herhalde buraya suya atlarız arkadaşlar. Acayip güzel, serinletiyor. Ama çok susuz kaldık. Keşke bir sadece şu suyun güzelliğine bakın arkadaşlar ya. İşte tam şurada yuvarlak taşlar gösteriyordum daha uzaktan. Şimdi daha yakını, sonra oraya gideceğim. Şöyle geçeceğim. Şöyle. Ya bakın ya, şu su nereden böyle geçiyor. Asıl nehir buradan akıyor. Doğanın harikası işte budur arkadaşlar. Gerçekten içerilerde bilgisayar karşısında oturmayalım. Doğaya çıkalım, gezelim, görelim diyorum. İşte piknik falan yapmışlar herhalde burada. Ateş yakmışlar. Vallahi piknik yapılacak yer çok çok güzel bir yer ya. Böyle su sesi. Bak sen Allah'ın işine. Evet arkadaşlar. Göstereyim. Şurada var bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak taşımız var. Vallahi bizim buralarda söylentiye göre onların içine işte hazine saklıyorlarmış ama bu sanki doğal bir oluşum gibi. Doğal bir oluşum. Bir şey sanki. Evet. Bir dikkatli baktığımızda sanki onları böyle buraya koyulmuş gibi. Belki de işte eskiden insanlar böyle sulak yerlerde tanrılara tapıyorlarmış. Belki de işte bir tanrılara hediyesi olarak şunu inşa ettiler arkadaşlar. Aslında hiçbir aletimiz yok şu anda. Çünkü motorla çıktık. Aşağı yukarı 50 km oldu yapıyoruz. Şuralara makineyle bakmak lazım ya. Hatta bu yuvarlak taşları buradan çıkartabiliriz büyük ihtimal. Hele şu. Neredeyse böyle oynayacak gibi ya. Ama oynamıyor. İşte arkadaşlar, doğa çok güzel, ne diyordum. İçeride durmayalım. Çıkalım, gezelim, doğamızı keşfedelim. Yalan söylemek istemiyorum. Burada az ileride bir tane 1-1,5 km ötede asfalt yol olması lazım. Herhalde 100 defa geçmişliğim vardır. Burada 1 km ötesinde böyle bir güzellik olduğunu bilmiyordum. İşte insan gezerken öğreniyor. Neyse arkadaşlar, bu videomu burada sonlandırmak istiyorum. Burada işte biraz çalışmaya yer bulduk gibi. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. İyi günler arkadaşlar.